Şimdi bu güzel insandan, teyzenizden biraz söz edeyim. Teyzeniz o yıllarda bisiklete biniyormuş, o yıllarda pantolon giyiyormuş. Sürekli özgür ruhlu olarak söz ediyorsunuz kendisinden. Bu özgür ruh onun ruhundan mı? Anneannenin, dedenin sağladığı özgürlükten mi? O dönemin Türkiye'sinin koşullarından mı? Nereden geliyor? Çok fazla o dönemin Türkiye'sinden gelmiyor. Bu gerçekten teyzem, anneannem, dayılarım onlardan geliyor. Bir de ben çok sınır konulan bir çocuk olmadım. Kendi çocuklarımı da öyle eğittim. Mesela işte ben lise birinci sınıfta sırt çantamı alıp Türkiye'yi otostopla gezeceğim dediğimde kimse bana ya sen 14-15 yaşında çocuksun ne işin var demedi. Ben 16 yaşında bisiklette Avrupa'yı gezeceğim dediğimde ne bileyim işte 18 yaşında otostopla Avrupa'yı gezdiğimde bilmem 20 yaşında Amerika'ya gidip işte orada çalışarak gezdiğimde filan ailem bana sınır koymadı. Eğer ben bir şeyi yapacağım diyor isem, ailem benim onu en doğru şekliyle yapacağıma daima güvenmiştir. İlişkilerimde güven çok önemli. İnsanlara %100 güvenirim, aksini ispat edinceye kadar. Şöyle yapmam, ya bu insan beni kazıklarsa, ya bu insan benim güvenimi suistimal ederse hiç demem. Suistimal eder, ben bir zarara uğrarım ama onun artık benim hayatımdan çıkmış olmasıyla uğrayacağı zarar çok daha büyük olur. Mesela ben kredi kartı harcamasını kontrol etmem, çalışanlarıma güvenirim vesaire vesaire. Ama o güven suistimal edildiği zaman benim için güven bir defa kırılır. Bir daha da kırdırmam o güveni. Onun için bu güven üzerine gelişmişlik özgür ruhlu olmakla da alakalı bir şey. O da özgüvenden geliyor. Kendime güvenirim, ben bunu yaparım. Yaptığım çalışmalarda, projelerde, şunda bunda yani sağlık ocağı hekimisin. Efendim Benusen Deresi'nin üstünü kapattırmak. Kardeşim sana mı düştü? Belediye var, vali var, il özel idare müdürü var, sağlık müdürü var. Sen orada sağlık ocağı hekimisin, mahalle doktorusun. Yok. O sorumluluğu alıp onu yaptırabilirim. Adana'da sıtmayı ortadan kaldırmak, 26 yaşında Adana Sağlık Müdürü olmak, ne bileyim işte ya ben giderim Kırgızistan'da sağlık sistemini değiştiririm. Ben 52 Avrupa ülkesine Ljubljana şartını imzalatırım. Bütün bunlar özgüven ve özgür düşünme, başkalarının ne diyeceğini çok da umursamama. Yani rezil olur muyum? Ya niye rezil olacağım? Ben bir şeyi deniyorum. Edison ampulü 21. denemesinde yaptı. Şimdi ben Cumhurbaşkanı adayıyım. Seçilemedim. Vaz mı geçeceğim? Hayır. Ben idealim doğrultusunda çalışmaya devam edeceğim. Onun için bunlar önemli. Düşünceyi özgür kılmak önemli. Bireyi özgür kılmak önemli. O nedenle manifestonun dayandığı temel ilkelerden bir tanesi bireyin kendisini gerçekleştirmesi için ailenin, toplumun, okulun, devletin bireyi desteklemesi ve onun kendisini gerçekleştirmesi için tercih edeceği yolun önünü açması gerektiğine inanırım. Bu hem demokrasinin hem insanın gelişimi hem de insanca gelişimin esasıdır, temelidir. Özgürlük her şeyin temelinde kendi irademizi kullanarak karar vermek. Yüce Rabbim de Peygamber Efendimiz'e diyor ki, ya Muhammed diyor sen onları düzeltemezsin. Senin görevin o bilgiyi ona vermek, ona tebliğ etmektir diyor. O kararını kendi özgür iradesiyle verir. Dinde zorlama yoktur. O irade sonucunda yaptıkların da hesabını ben sorarım diyor. Onun için insanların bir başkasına dini hesap sorması aslında Allah'a şirk koşmakla aynı şeydir. Çünkü o Rabbimin yapacağı bir şey. Dinde de özgür irade son derece önemlidir. Mustafa Kemal Atatürk'ümün gençlerde istediği ne diyor? Vicdanı hür, irfanı hür, özgür gençlerden bahsediyor. İşte biz de bunu yaşamalıyız. Ben bunu yaşadım, yaşıyorum, yaşayacağım ve Rabbimin izniyle kendi çocuklarımda yaptıklarımı bütün halkımıza, bütün çocuklarımıza yapmak üzere politikalar geliştirdim. İnşallah bunlarda uygulama fırsatımız olacak. Hadi bakalım inşallah.
kendini gerçekleştirme kavramı gerçekten çok önemli. Hem bireyin hem de toplumun kendini gerçekleştirebilmesi için umarım doğru adımları atarız. Bir şey dikkatimi çekti. Kitapta gayet samimi bir şekilde hatalarınızdan ya da işte geçmişte sizi utandıran davranışlarınızdan da söz ediyorsunuz. Onlara da değinmemizi ister misiniz? Tabii. Öyle birkaç hadise var hatırladığım. Bir tanesi bu Amerika seyahatimde. Daha evvelden bahsetmiştim herhalde. Türkiye'de görev yapmış bir NATO komutanının bahçesinde elma topladım. Sonra o bana böyle yüklü bir para verdi. O parayla işte araba kiraladım filan. Sonra Kanada'yı gezdim o arabayla. Kanada'da gidiyorum. Hani bizdeki duble yollar gibi bir yol. Bir müddet sonra duble yolda işaret koymuşlar. Hani sağ şeride geçin diye. Baktım upuzun bir sağ şerit. Hani ben de uyanık Türk'üm ya. Sol şeride geçtim. Sol diyorum arabalara. Sol şerit bomboş. Bayağı gittim. Aa, bir baktım ileride polis yolu kesmiş. Orada bir yol inşaatı var. Ama ben mübalağasız 5 kilometre gittim. Yani herhalde bir saat falan kazanmışımdır o gidişle. Oradan yavaş yavaş geçiriyorlar. Eyvah dedim, şimdi bana cezayı kesecekler. Ben sağ şeride girmek istediğim zaman da kimse bana yol vermeyecek. Bu olduğunda da işte 20 yaşındayım diye telaşlandım. Polis böyle yapıyor. Gel gel diyor. Sağ şerit durdu, bana yol verdi. Ve ben sağ şeride girdim. Polis böyle geç geç yaptı. Ben bastım gittim. Beni durdurmadılar Doğuş. Aynaya baktım kendime, nasıl küfür ediyorum ama. Nasıl en yakası açılmadık küfürler. Şimdi durdursa, bana ceza yazsa hiç içim gam yemeyecek. Fakat beni durdurmadı. Çünkü şöyle düşünüyor. Bir insan bu kadar kişinin hakkını yiyerek, kurallara uymayarak sol şeritten böyle geliyorsa bunun mutlaka durdurulmaması gereken çok acil bir durumu var diye düşünüyor. İnsanlar yol veriyorlar. Beni utandıran bu oldu. Yerlerin dibine girdim. O günden beri bu davranışım ne zaman aklıma gelse ben kendi kendimden çok utanırım. Bir başka çok utandığım bir hadise. Babamın işte o bahsettiğim bahçesindeyiz, Adana Karataş yolunda. Orada minicik de böyle bir ev var. O evdeyiz. Ben böyle bir kanepede oturmuşum. Orası bir köy evi gibi. Yerde halı var. Halının üstünde de oğlum Fuat oynuyor. Hemen ileride bir sehpa var. Sehpanın üzerinde de sigara ve kibrit var. Oğlum dedim, şu sigarayı kibriti verir misin dedim. Fuat hiç oralı olmadı. Babacım dedim, şu sigarayı kibriti verir misin dedim. Şöyle baktı, gene oralı olmadı. Duymazsak. Biraz sertleştim. Oğlum benim, lütfen şu sigarayı kibriti uzatır mısın bana dedim. Uzatmam dedi. Ver lan şunu dedim. Uzattı ama gözleri dolu dolu oldu. Ben sen sigara içmeyesin, ölmeyesin diye vermedim onu dedi. Allah'ım, Yüce Rabbim, sen beni affet Allah'ım. Ne olur oğlum sen de beni affet. Gerçi ben bunu ne zaman söylesem, ya baba tamam affettim diyor çocuk. Milyon defa affettim diyor ama mesela o çok içimi yakan, çok utandığım bir durumdur. Bir arkadaşım var idi, çok sevdiğim bir arkadaşım. Hatta bu Galatasaray-Arsenal maçını da beraber seyrettik, döndük. Onunla bir iş ortaklığı yapacaktık. Orada 7'ye 3 oranında bir ortaklık planlamıştık. Fakat o günkü koşullarda ben o ortaklığı 9'a 1 oranına değiştirdim. Haklı gerekçem vardı, yoktu, hiç önemi yok. Ama ağzımdan çıkan bir sözü yedim ve 7'ye 3'ü 9'a 1 olarak ona önerdim. O günden beri Ömer benimle konuşmadı. Ama hani sen bana az ortaklık veriyorsun diye değil, sen verdiğin sözden döndün düşüncesiyle. Hala yerlerin dibine girdiğim bir şeydir, bir davranışımdır. Kendinden kaç defa özür dilediysem de o da biraz sert davrandı yani. Hiç affetmedi, o günden beri de benden şey yapmadı. Konuşmadı, görüşmedi. İşte bunlar düşündükçe, ay keşke yapmasaydım, keşke olmasaydı dediğim şeyler. Ama tabii bunların da güzel tarafı, sizde çok kalıcı etki bırakıyor.
ve hep bir alarm zili gibi daima benzer olaylarda aklımıza geliyor. Aman böyle bir hata yapmamam lazım diye. Bu da zaten olaylardan ders çıkarabiliyorsak o vicdanımızda alarm zili sürekli çalar. Çalar, evet.